Erhan Aslan kardeşimiz bir de vardı. Çok yardımcı olan bu fosil sergisine. Maşallah. Aferin. Elhamdülillah. Çok güzel. Camilerde sohbet etsinler, evlerde sohbet etsinler. Kafeler çok uygundur, lokantalar olur. Değil mi? Allah'a hamdolsun diye bazen kahvehanelerin, lokantaların ve üst katlar olur, daha da uygun oluyor. Değil mi? Böyle iki katlı Evet. oluyor, daha üstü daha sakin oluyor. O Evet. arayı komple böyle güzelce kapatsınlar. Ondan sonra hem ızgaralar, mızgaralar falan gelsin. Birbirleriyle sohbet etsinler, kardeşliklerini pekiştirsinler. Çünkü cennet sofralarında devam edecekler. İnşallah. Orada onlara o ikramı sunan Allah. Lokantanın sahibi sunmuyor, Allah sunuyor. Onlar sadece sebebe sarılıyorlar. Lokanta onlara geliyor, onlar lokantaya gitmiyor. Onlar öyle zannederler. Öyle gibi gösterir Allah. Onlar gidiyormuş gibi, onlar gitmez. Onlara lokanta gelir. İnşallah. Allah'tan yani diyorlar ya Rabbi diyor, bize bir katından sofra indir. Hazreti İsa'dan istiyorlar, İsa Mesih'ten. Sofra onlara gökten iniyor. Ama onlar sofraya gitmiş gibi göstertilir. Mesela içeri odaya bir giriyorlar, hazır bir sofra. Aklın ihtiyarını kaldırmaz. Birisi de hazırlamış olabilir diye düşünürler. Hiçbir mucize aklın ihtiyarını kaldırmaz. İmtihan dünyasındayız. Yani öyle bir şey olmaz. İnsanlar zannediyor ki mesela İsa eline bir işaret ediyor, hemen sofranın üstünde bir anda yiyecekler beliriyor. Olur mu? O zaman öbür ümmetlere haksızlık olur. Cenab-ı Allah öyle bir şey yapmaz. Aklın ihtiyarını kaldıracak hiçbir şey olmaz. İsa Mesih dua ettiğinde, işte içeride odalardan birine girdiklerinde bir sofranın hazır olduğunu görüyorlar. Mesela Bediüzzaman Said Nursi, ağacın üstünde talebesiyle sohbet ediyorlar. Katran ağacı hatırladığım kadarıyla. Evet. Uçsuz bucaksız bozkır. Bediüzzaman diyor ki aklına geçiyor diyor bu tertemiz, safi kalpli bir insan diyor. Yiyecek içecek de hiçbir şey kalmadı diyor. Ben bir adama neyi dersem acaba diyor yani. Yemek de kalmadı, hiçbir şey kalmadı diyor. Çünkü bitmiş ekmek, erzak her şey bitmiş. Tam onu derken diyor boynum böyle çevrilir gibi oldu. Bir çevirdim kafamı diyor. Koskoca somun diyor. Taze sıcak ekmek diyor. Talebesi de görmüş. Nasıl bunu açıklamaz? Daha kimse çıkamaz. Bozkır zaten. Birisi gelse zaten görülür. Gürültüsü olur. Ağaca tırmanacak. Ekmeğe koyacak. Ağacın üstüne ekmek nasıl olur ya? İşte mucizeler böyle oluyor. Aklın ihtiyarı kalkıyor mu size söylediğimde? Kalkmıyor. Onların da aklın ihtiyarını kaldırmaz. Çok makul görünür. Bediüzzaman ertesi gün olacak olaylar söylüyor. Her gün aşağı yukarı söylüyor. Yine aklın ihtiyarı kalkmıyor talebelerine. Yani yemin ediyor Bediüzzaman. Yani en ince detayına kadar görüyordum diyor, ertesi günkü olayları diyor. Az bir teville çıkıyordu diyor. Hepsini görüyordum diyor. Binlerce kere oldu diyor. Aklın ihtiyarı kalkar mı? Kalkmaz. Harika. Yani bu şekilde. Abi diyorum ya bizde mesela geldi kuş. Geldi cama vurdu hayvan. Normalde ölür. Ama çok şiddetli vurdu. Küt diyorum böyle. Bayağı ses çıktı. Küçük, ufacık serçe. Evet. Renkli kuş. En azından sersemler. Ama normalde ölür. En azından sersemler bayılır. Hiçbir şey olmadı. Hayvan uçtu gitti.